tüm icatlar ihtiyaçlardan kaynaklanmıştır. Hayatta ihtiyaç olduğu sürece icatlar devam edecektir. Evi döşerken farklı beklentiler, farklı ihtiyaç alanları bize yeni modeller, yeni tasarımlar yapma gereğini mecbur kılıyor. Biz bunların üzerine insan ihtiyacına göre, müşteri taleplerine göre farklı koltuklar, değişik yaşam alanları, değişik oturma alanları yapıyoruz. Müşterinin sosyal alanı moderni ve zevki moderni gerekiyorsa modern koltuk grupları üretiyoruz. Bunlar yataklı olabiliyor, sandıklı olabiliyor, ihtiyacı karşılayacak gibi. Ama biz daha çok büyük projelerde, farklı projelerde avantgard ve klasik çizgilere yönleniyoruz. Çünkü müşterimizin talebi bu yönde. Biz ahşabı işliyoruz. Ahşabı istediğimiz gibi müşterinin doğrultusunda isteyip bunu varakla, cilayla, kumaşla son hale getiriyoruz. Bizim en büyük problemimiz ihtiyaçları karşılarken uzun ömürlü, uzun süreçli düşünmek mecburiyetindeyiz. Düşünebiliyor musunuz? Bir düğün yapılacak. Bütün çaba, bütün telaş, aileler bir araya geliyorlar. Bizim mağazalarımıza geldikleri zaman birbirini daha yeni tanımakta olan aileleri biz akraba yapmaya çalışıyoruz. Ortak paydalarını, ortak ihtiyaç alanlarını, ortak zevklerini ortaya çıkartıyoruz. Bunların yaşam alanlarında ihtiyaç duydukları modelleri sergiliyoruz. O ihtiyaç duydukları modellere yönlendiriyoruz. Şimdi yeni kurulan evde gelinlik için aylarca koşturursunuz. Bu gelinliği bir gün giyersiniz ve biter. Akrabalar tuvaletler için günlerce koştururlar. O gün kullanırlar ve biter. İkinci düğüne benim bir şeyim yok der. Neden bir şey yoktur? Çünkü herkes görmüştür. Ama benim böyle bir keyfiyetim yok. Ben bir koltuk yaptığım zaman benim müşterim bunu zevkle, bıkmadan yıllarca kullanmalı. Peki bu nasıl sağlanacak? Sadece iskeletle oluyor mu? Hayır, olmuyor. Önce iskeletin formu önemli. Müşteri nasıl oturacak? Oturduğu zaman ergonomi nasıl sağlanacak? Yaşam alanına nasıl uyacak? Kumaş buna nasıl uygulanacak? Peki kumaş yıllara nasıl direnç sağlayacak? Bunların hepsi bir ekip işi. Burada iskeleti yapan ustamdan, cilalayan ustama, kumaşı kesen döşemecimden, kumaşı yapan bizim tedarikçiye kadar bu bir ekip işi. Birisinin eksik olması bütünü bozar. Bizim başarımızın sırrı burada. Eksiği tespit ediyoruz. Eksiği tespit ettikten sonra uygulama yapıyoruz. Ondan sonra yıllarca müşterimiz bakıyoruz, kullanıyor, severek kullanıyor. Aradan yıllar geçmiş, diyor ki biz bu koltuğu çok sevdik. Ama artık kumaşında deformasyonlar başladı. Biz bu kumaşını değiştirelim. Hepsi tekrar size geldik. Hay hay, iskelet sağlam, cila sağlam. Tekrar aynı titizlikte kumaşını değiştiriyoruz. Müşteri tekrar yıllarca kullanmaya başlıyor. Peki, buradaki amaç tüketimi teşvik etmek mi? Burada ana amaç sanatı uzun süreli kullanmak mı? Sanatı uzun süreli kullanmak. Bugün Türkiye'de bir mobilya değiştirme, bir kıyafet değişme çılgınlığı var. Bu evet belki bazı sektörlerin işine geliyor. Ama benim işime gelmiyor. Ben uzun nefesli, kalıcı, babadan evlada, evlattan toruna geçecek ürünler yapmak istiyoruz. Bunun üzerinde ihtisasımız var. Bunun üzerinde tecrübemiz var. Bunun üzerinde uygulamamız var. Avrupa'daki mobilyaları biz örnek alırken almak mecburiyetindeyiz. Çünkü adamlar Rönesans'ı yapmışlar. Ve dini sanata uygulamışlar. Bu yıllardan almış. Bizim avantajımız yıllardır yapılan örnekleri, iyi örnekleri alıp Türkiye şartlarına, dünya şartlarına ve dünya standartlarına uygulamak. Kalıcı kılmak. Bizim başarımızın en önemli anahtarı burada. Dünya ne istiyor? Ülke ne istiyor? Gençler ne istiyor? Emekli olan ne istiyor? Bunları kullanırken mobilyanın başına problem olmasını istemiyor. Yaşam alanlarında keyifle oturmak istiyor. Zevkle seyretmek istiyor. Ve bunlar da kolay olmuyor. Titiz bir araştırma, iyi bir inceleme, iyi bir üretim neticesinde oluyor. Bizim başarımızın sırrı bu. Arkadaşlarımıza da hep bunu tavsiye ediyoruz. Yaptığınız işi önce kendiniz beğenin. Bu bana yakıştı mı? Bu beni ileriye taşır mı? Beğenmediğinizi sökün. Kumaş mı zararlıyor? Kesin atın. Tekrar yapın, tekrar yapın. Ama o güzelliği müşterinin evine gönderdiğiniz zaman gönül rahatlığı içinde ben de göndereyim, siz de gönderin. Yaptığımız işin arkasında duralım.
bunun biz rahatlıkla keyfini sürelim. Merhabalar. Gördüğünüz gibi belinde oturma grubu yaklaşık 3,5 aylık bir tasarımın sonucu mağazamızda. Çok rahat ve konforlu. Aynı zamanda rahat olduğunun yanı sıra dokunduğum zaman kumaşıyla, dokusuyla fevkalade bir ürünümüzdür. Şimdi de Kapalette oturma grubumuzdayız. Avizesiyle, orta sehpasıyla, servis sehpasıyla, aynı zamanda lambederiyle ve aplikleriyle bir ahenk ve uyum içerisinde. Ve yine oturumuyla da sizi asırlara taşıyabilecek bir oturma grubumuzdur. Şimdi de Akasya oturma grubu ve plazma duvar ünitesiyle, avizesi, orta sehpasıyla karşınızdayız. Bu ürünümüz özel olarak el işçiliği ve oymasıyla, motifleriyle karşımıza çıkıyor. Renk uyumu ve rahatlığı, konforu bence muhteşem. Şahsen en çok sevdiğim oturma grubunun içerisindeyiz. Altın varak renginin ve bordonun bir arada olduğu Oscar Mobilya grubumuz. Orta sehpası, yine özel objeleri ve rahat, konforlu oturma grubu. Şimdi de Palermo oturma grubumuzun yanındayız. Tekli koltukları, üçlü ve tekrar üçlü grubuyla beraber çok güzel bir kombinasyon içerisinde. Kremden tut yeşilin tonlarına ve bordo kırmızının tonlarına, hepsini bir arada bulabiliriz. Hem mekanımıza bir asalet hem de çok güzel bir şıklık katıyor. Kattığını düşünüyorum her şeyden önce. Orta sehpasının özel el işçiliği oymaları da dikkatimizi çeken en önemli unsurlardan biridir. Şimdi de benim köşemdeyim. En çok projesini çizdiğim ve en çok tercih edilen köşelerden biridir bu. Bana göre modernlikle, klasiği, avantgardı hepsini bir arada yansıtan ve dokunuşuyla resmen hani bir yeni gelin çeyizini anımsatan çok şık bir köşeli takım.